izleyenlere selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Trabzon, Moloz'dayım bugün. 8 Ekim 2023. Biraz bir işim vardı. Şimdi hava güzel. Akşama da şöyle 1-1,5 saat var. Şöyle güzel akşam güneşi vururken birazcık Moloz'da yürüyelim. Buraları özleyenlere buraları göstermiş olalım. Ara ara ben geliyorum bu taraflara. Hadi birlikte yürüyelim. Hadi bismillah. Evet, şu Moloz'daki o güzel cami hemen karşımıza çıkıyor. Bu buraya çok güzel oturdu, sembol oldu burada. Genelde şehirlerin böyle sembolleri olur. Bu da Trabzon için güzel bir sembol oldu. Buraya gören birçok yüksek yerden burası akşamdan çok güzel gözüküyor. Kim sebep olduysa Allah razı olsun. Güzele güzel demek lazım. Hemen şöyle sağ tarafımız Moloz tarafı, sol tarafımız Otoparka çıkan taraf diyelim. Faros tarafı. Pazar günü olduğu için etraf sakin. Normalde hafta içi olmuş olsa bu saatlerde bilhassa çok kalabalık oluyor buralar. Buralar şehrin ulaşım aktarma noktaları. Akçabat, Vafgebir, Beşikyüzü tarafını dolmuşlara buradan kalkıyor. Öteki ilçeler Dermendere tarafından kalkıyor. O yüzden burası orta nokta. Borsa binası hemen sağ tarafımızda. Burada arada bir sürü dükkanlar var. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. O yüzden güzel bir yer burası. Böyle ara sokaklara girdiğiniz zaman etraf cıvıl cıvıla dükkanlar. Çok güzel. Tavsiye ederim. Birazdan balıkçıların olduğu yerden geçeceğiz. Bakalım balıkçılar balık durumu ne alemde. Buradan camiye bakın ne kadar güzel gözüküyor. İçini gördüm. Burayı Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendisleri tasarladı diye biliyorum. Tasarımı da güzel. Şöyle içeri doğru şimdi buradan gireceğiz. Hemen şu sağ tarafta görünüyor. Bak, Trabzon'a gelenlerin uğrak yeri olan Kalkanoğlu pilavcısı meşhur. Trabzon'da gezilecek yerler yazıldığında burası da çıkıyor. Güzel bir mekan. Ben de birkaç kere geldim. Güzel pilav yapıyor. Kavurması var. Tavsiye ederim. Tereyağında yapıldığı için gerçekten lezzetli. Burası da tarihi bir Pazarkapı Camii. Şöyle sola doğru devam edelim. Hemen şu sol tarafı Rüştü'nün Fırını diye geçiyor. Burada
meşhurdur kıymalısıyla, ekmeğiyle. Balık tezgahları bugün biraz boş görünüyor. Alın, buyurun, buyurun. Hep iyi bekledik. Alın, alın, yerli hapsi, yerli hapsi. Pazar günü olduğu için bazı yerler kapalı. Hemen sağ tarafta yeni bina olarak gözüküyor. Kadınlar hali yenilendi, yenisi yapıldı. Muhtemelen yakında orayı da açarlar. Bu cadde üzerinde de peynir, zeytin başta olmak üzere birçok çeşitli yöresel ürünü bulabilirsiniz. Şöyle üstten aradan geçelim. Normalde haftaya olsa burada kalabalık, aşırı kalabalık ve yürümekte bile bazen zorlanıyoruz ama pazar günü olunca böyle bomboş oluyor. Aktarlar hemen burada. Bunlarda da bayağı çeşit var. Aradığınız her türlü aktar ürünü çok rahat burada bulabiliyorsunuz. Burası da trafiğe kapatıldı. Üstten aşağı tek yön açıktı. Artık sadece yaya trafiği var. Hemen şu aradan kemer altına doğru giriliyor. Biz de oradan devam edelim. Pazar günü de olsa birçok yer açık burada. İçinden devam edelim. Postanenin oraya kadar devam edeceğim inşallah. Orada videoyu sonlandırırız. Buraları özlemiş olanlar bizimle birlikte gezmiş olsunlar. Şöyle aradan geçelim. Ve buraya pazar günü böyle kalabalık ilk defa görüyorum. Abimiz beni çek diyor. Burası tarihi çarşı camisi. Şöyle etrafında birazcık gezelim. Ya güzel, büyük bir cami. Ben kimseden bir şey istemiyorum, bir şey de beklemiyorum. Benden uzak dursunlar yeter. Hadi gel içerisine girelim. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aferin size. Sen çok yoruldun herhalde. Dinlendin mi? İçerisi tarih kokuyor. Çok güzel.
Şimdi camiden çıkalım, devam edelim inşallah. YouTube kanalı var, Facebook kanalı var. Bu cami kaç yıllık siz bilirsiniz ya? 1839'da yapılmış. Maşallah. Kimin dönemine denk geliyor? Şurada bak şey var. Var mı orada şey? Aklıma gelmedi. He. Etiket var bak. Orada tarih yazmıyor geldi bana ama bakalım ya. Evet, 1839 diyor ya. Ha, 1839. Çok eski değil. Ha, 1839 diyor. Osman Paşa yaptı. Osman Paşa, ha. Facebook'ta Koryana seyir defteri var, tamam, ben... sayfa. Tanıdın mı yoksa? Aha. Sizin isim ne? Benim adım Özkan. Özkan, nerelisiniz? Çayırbağ. Çayırbağ, ha. Soy ismin? Kodalak. Kodalak, tamam. Çayırbağ, Çayırbağ güzel yerdi ha. Bizim bir arkadaş da var yine. Aşkın mı? Aşkın. Ha, arkadaşımdır. Ha. Çok tanıdığım var orada. Öyle mi? Çok çok. Ha. Koryanalı mısınız? Koryanalıyım, Koryanalı. Sizin mi dükkan? Burası bizim kayınpederim, mağaza. Pazar günleri... Öğretmenim aslında. Öyle ya. Mi? Aha. Zaten belli oluyor simanızdan. Öyle mi? Ha, hoş bir simanız var maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İş oluyor mu burada pazar günü ya? Ya olduğu kadar yani. Ama mekan güzel ya, böyle sanki değişik bir manevi atmosferi var yani, buraya girince insanda değişik bir şey oluyor. Burası zaten Trabzon'un merkez, yani eskiden ticaretin döndüğü yer burası. Hı-hı. İşte Han orada, Bedesten orada. Ama şu an tabii şu aşağıdaki caddeler yeni yapılınca burası çok ara sokak kaldı. Yani. Bilinmiyor işte, tanıtmak çok lazım. Bilinmiyor. Ha. Ben de ara sıra gidiyorum budur ara yerlere, çekip paylaşıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın, sağ ol. Evet, devam edelim yukarıya doğru. Kolay gelsin. Bu aralar tarih kokuyor böyle. Dükkanların şeyi çok güzel. Kolay gelsin. İnsanlarla iletişim kurmak güzel. Girelim bakalım buraya. Buranın nedir? Böyle hanlar var ara ara yerlerde. Bak. Burada terziler varmış. Çok güzel yerler. Aslında bu kemer altında buralarda böyle genelde ana cadde üstünden gidiyoruz. Aralara girince böyle içerilerde çok farklı, çok güzel mekanlar oluyor. Girip bakmak lazım. Ben orayı bilmiyordum. Bir sürü terzi tapalası var orada. Hani o eski zaman terziler oluyor. Güzel pantolon dikiyorlardı. Muhtemelen burada öyle birileri vardır diye tahmin ediyorum. Evet, aradan yukarı devam edelim. 350 lira renkleri var. Buralarda uygun fiyata her türlü ürünü bulabilirsiniz. Aslında o büyük lüks AVM'lere gitmektense bu tür yerlere gelmek lazım. Bunlar kendi insanımız. Verdiğimiz para kendi insanımızda kalması lazım. O AVM'lerde harcanan paranın hemen hemen tamamı yıl dışına gidiyor. Kendi esnafımızı desteklemek lazım.
Pazar günleri genelde kapalı olduğu için çok seyyar satıcı buralara geliyorlar. Herkes geçim derdinde. Nereye doğdun geldi? Aleykümselam. Çocuklar çok farklı ya. Selam diyor. Aleykümselam. Eyvallah, sağ ol, duydum. Oradan aşağı inerken yanındaki eşiydi herhalde diyor. Bak diyor, bu kolyana seyir defteri. Buralar normalde bu saatte çok hareketli olur. Evet, bu video burada son bulsun diyelim. Görüşmek üzere, pardon.